Doge ve Shipcoin ay sonunda nerede olacak? Yapay zeka açıkladı diyor. Burada Dogecoin ve Shiba ile alakalı yapılan fiyat tahminlerinden bahsetmeye çalışacağız. Ve ana hatlarıyla bu duruma bir göz atma gayretinde bulunacağız diye söyleyebilirim. Bakalım ne varmış ne yokmuş. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen bu arada. Yani önemlidir videoyu beğenmeniz. O yüzden çok kısa vaktinizi ayırıp videoyu beğeniniz. Birkaç saniyenizi bile almaz. Abone değilseniz abone de olun lütfen. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ay sonu, ya ay sonu çok önemli bir şey yok. Hani daha önce de belirttim. Mesela bunun gibi farklı altcoin'lerde de 29 Şubat tahmini var. Hani madem fiyat tahmini diye bir topa giriyorsun mesela niye 29 Şubat ki? Hani Şubat'ın içinde çok bir şey yok. Tabii ki fiyatlar artabilir mesela şu anda BTC çok sağlam, çok sıkı denemeler gerçekleştiriyor görebileceğiniz üzere. Ama bütün bunlara baktığımız zaman tabii ki nasıl söyleyeyim tam bir performans olmadığını anlayabilirsiniz. Daha ortada tabii ne bir faiz indirimi var Fed tarafından. Faiz indirimi yok, bir şey yok yani sonuç itibariyle. O yüzden bir de faizler çok agresif bir şekilde indirilecek ve sonuçta defalarca indirileceği için bu bakımdan olay husus önem arz ediyor. Bu vakitler daha yakın bile değil yani yaklaşmadı bile aslında. O yüzden şu anki yükselişler sadece nasıl söyleyeyim ufak tefek yükselişler. Shiba ve Doge ile alakalı konuşurken fark edeceğiniz üzere faiz indirimi kavramını çok fazla telaffuz ediyorum. Bu önemli bir durum çünkü faiz indirimleri Doge ve Shib gibi varlıkları ciddi yükseltir. Bunlar majör altcoin olsa bile fiyat yükselişine sebebiyet veren yatırımcı kitlesinin çok büyük bir kısmı yeni yatırımcı, acemi yatırımcı. O yüzden dışarıdan içeri girecek olan yeni acemi yatırımcılar. Acemi yatırımcıların gireceği bir zaman dilimi önemli. Bunun için de faiz indirimi çok önemli. Faiz indirimi için beklenen tarih çok yüksek ihtimalle olarak da 1 Mayıs tarihi. Fakat 20 Mart'la birlikte fiyatlama başlar. Bunun kesinliğine yaklaşabilmek için burada bahsettiğim şeyin tabii daha erken de olabilir. Hala 20 Mart için imkansız diyemeyiz tabii ki. Onu da ifade etmek lazım. 13'ündeki, 13 Şubat'taki açıklama çok önemli. 13 açıklama tabii hem Powell'ın açıklaması hem de ABD TÜFE'si. Açıklandıktan sonra zaten bakacağız. Ne geldiğine göre de tam olarak ne zaman faiz indirileceğine dair duruma ilişkin daha detaylı bilgimiz olacak. O yüzden önemli. Ne diyor burada şimdi? Kripto para piyasasındaki varlıkların çoğu yeni haftada kararsız bir görünüm sergiliyor. Bu da fiyatların bir sonraki adımda ne yönde hareket edeceği konusunda belirsizliği gösteriyor. Yapay zeka algoritmalarını kullanan CoinCodex'ten Şubat sonu için Doge ve Shibcoin tahminlerini aldık. Evet. Yani dediğim gibi bunun bir şey çok fazla bir önemi yok aslında. Şubat'ta ne olacak? Bir de yani sürekli böyle birbirlerine çok nasıl diyeyim yakın fiyat tahminleri yapıyor. Şubat ayında yani bu ay için bunun olma ihtimali yüksek olacaktır. Onu da ifade etmek lazım. Ya fiyatları illaki artar. Shiba ile Doge'un BTC yükselişi halinde. Ama mesela AVAX ya da Sol skalasında bir artış olmaz. Bu yaptığım yorum XRP için de aynı şekilde geçerli. Evet. Ya Shiba, Doge, XRP bunlar da gerçekten çok ciddi bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Düşünceden fazlası bu tabii ki yani şey değil burada bir edebiyat ya da fikri anlamda değil. Olacaktır zaten öyle bir dönüm noktası. Tekrar söylüyorum sadece mevsimi değil. Evet. Bu arada BTC ile alakalı da çok kısa şunu söyleyeyim. Burada yeni bir saatlik açılış gerçekleşecek. Siz izlerken belki olmuş olabilir ama şu anda 12 dakika var. Nitekim 12 dakika sonra yeni açılış 45 buçukların üzerinde olursa çok hızlı 46 buçuklarda kırılabilir.
Bakalım, biz de bekliyoruz. 29 Şubat diyor. Doge fiyatını belirledi. Bakalım. CoinCodex 6,8 dolar olarak belirledi diyor. Bir yandan da şöyle Doge'a girelim ki bari üzerine bir bakalım. Yani söylemişken şey yapıp çıkmayalım yani. Dogecoin gördüğünüz şekilde, bir yandan da günlük alalım tekrardan. Dogecoin gördüğünüz şekilde hafif cılız hareket ediyor. İlk zamanlara göre birazcık daha avantajlı. Hiç değilse bakın üst üste binmiyor yani şeydeki gibi, mesela AVAX'taki gibi hareketli ortalamayla direnç noktası. 8.4'leri kırdığı zaman bir 8.7 ardından tekrardan açılacaktır. Ama dediğim gibi biraz da zayıf olduğu da açık diyebiliriz. Bununla birlikte 6.8 gibi tahminleri yersiz buldum. Şimdi şöyle bir şey var. BTC şu an yükseliyor, doğru. Ama mesela günler öncesinde de bu neymiş? Günler öncesinde de yani BTC yükselişte değilken de konuyla alakalı benzer bir şekilde konuştuk. Ya o zaman da şey dedim. Bu minvalde düşüş hani şu an için artık olmayacaktır. Bunun gibi böyle sert düşüşler, ne bileyim işte çakılma falan şeklinde en fazla akümülasyon olabilirdi. Ya o da olmadı. Şu anda fiyatlar yükselişe devam ediyor. Sizin de görebileceğiniz gibi. Hani şu şartlar altında hiçbir şey yoksa ne beklenebilir mesela mevcut hareketlerle? Yani 8-7'leri kırmış olur diye düşünüyorum açıkçası. Shiba üzerine konuşuyor. 29 Şubat'ta. Shiba ile alakalı şu aşağıdaki neydi tam olarak? Bu arada yükseliş faktörleri var mı? Shibarium'dan bahsediyor. 9.4'lerde olacağından bahsediyor. Shibarium scan'dan bahsediyor. Shibarium da bu arada yakıma başlayacak. Yükseliş faktörleri arasında tabii ekstra haberler olabilir yani muhakkak. Bu şekilde bu minvalde olaylar olabilme ihtimali yüksek. Shiba biraz daha iyi. Niye iyi diyorum? Dogecoin'e göre Shiba'nın ani kırma kabiliyeti daha yüksek. Yani ben Shiba'da şu anda 9.7 ile 9.67'lerde EMA 50 ile direncin çakışmasını biraz daha pozitif görüyorum. Eğimine göre de kırdıktan sonra daha açılım yapabilir. Yani nerede olur emin olun bilmiyorum. Hani 11 civarlarında belki olabilir düzgün yükselişlerle. Bakalım bekleyip göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.